Kuantum tünelleme diye bir şey olmasaydı şu an büyük ihtimalle nefes almıyor olacaktın. Bunu anlamak için güneşin kalbine inin. Orası öyle sıcak ki milyonlarca derece kulağa her şeyi eriten bir cehennem gibi geliyor. Ama klasik fiziğe göre bu sıcaklık bile güneşin yanması için yetmiyor. Hidrojen çekirdekleri yani protonlar artı yüklü oldukları için birbirini şiddetle itiyor. Aralarında görünmez bir enerji duvarı var. Bizim bildiğimiz sıradan fizik o duvarın aşılmasını imkansıza yakın görüyor. Bu hesaplara göre güneşin bu kadar düzenli ve uzun süre parlamaması lazım. Ama parlıyor, milyarlarca yıldır. Ve senin gözünün gördüğü her foton, hücrelerinde üretilen her damla enerji tam da bu imkansız ateşe dayanıyor. İşte kuantum tünelleme burada sahneye çıkıyor. Kuantum dünyasında parçacıklar bilye gibi tek bir noktaya sıkışmış şeyler değil. Bir tür bulanık olasılık bulutu gibiler. Bizim duvar dediğimiz enerji bariyeri de o bulut için bir cam kapı gibi davranıyor. Normalde geçmesi yasak gibi görünen bu kapının öte tarafında çok küçük ama sıfır olmayan bir ihtimalle parçacığı bulabiliyorsun. Parçacık klasik fizik kurallarına göre asla aşamayacağı bir engelin diğer tarafında belli bir olasılıkla ortaya çıkabiliyor. Güneşin çekirdeğinde olan tam olarak bu. Protonlar o görünmez itme duvarını fiziksel olarak kırıp geçmiyor. Ama kuantum tünelleme sayesinde duvarın diğer tarafında bir araya gelme şansı yakalıyor. Çok küçük bir ihtimal bu. Ama güneşte her saniye akıl almaz sayıda deneme yapıldığı için o çok küçük ihtimaller toplamda devasa bir enerjiye dönüşüyor. Bu füzyon reaksiyonları güneşi yakıyor, ışığı ve ısıyı üretiyor. Dünyayı yaşanabilir kılıyor. Güneşten gelen nötrinoları yani çekirdekteki füzyonun imzalarını taşıyan hayalet parçacıkları onlarca yıldır ölçüyoruz. Eğer modellerden kuantum tünellemeyi çıkarırsan bu parçacıkların sayısı ve enerjileri gözlemlerle uyuşmuyor. Güneşin içini anlamak istiyorsan kuantum tünellemeyi oyunun dışına atamazsın. Laboratuvarda da benzer hikaye var. Taramalı tünelleme mikroskobunda iki iletken yüzeyi birbirine çok yaklaştırıyorsun. Arada boşluk var. Klasik olarak elektronların atlayıp geçememesi gerekiyor. Ama kuantum tünelleme sayesinde o boşluğu delip geçiyorlar. Ve sen bu akımı ölçebiliyorsun. Bu sayede tek tek atomları görüntüleyebiliyoruz. Güneşteki mekanizmanın minyatür bir versiyonu masanın üstünde, odanda çalışıyor aslında. Dünyadaki yaşam penceresi güneşin parlaklığı ve ömrü protonların o bariyeri aşma ihtimaline bağlı. Bu ihtimal biraz daha farklı olsaydı güneş çok daha sönük, çok daha kısa ömürlü ya da tam tersi biyosferi kavuracak kadar agresif bir yıldız olabilirdi. Senin hayatta kalma aralığın kuantum düzeyinde o çok küçük olasılığın ince ayarıyla belirlenmiş durumda. Güneşin yanmaması gereken ateşi kuantum tünellemenin işi. Ve senin hayatta olman işte bu görünmez, akla aykırı görünen ama çok gerçek kuantum hilesine borçlu.